Havada, karada ve denizde ortaya çıkarılan savunma ürünlerine yönelik dikkat çeken bir hamle geldi. Yerli silah, araç ve sistemlerin operasyon anında birbirine bağlanarak sahadaki etkinliğinin ciddi anlamda artırılması hedefleniyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine savunma alanında heyecana da yol açan akıllı silah ağı projesini aldı. Savunma alanında peş peşe ortaya konulan ürünler dışa bağımlılığı azaltıp ihracat kapılarını aralayıp Türkiye'nin bu alandaki elini güçlendirirken yeni projelerin de startları veriliyor. Bu kapsamda en dikkat çeken projelerden biri ise TÜBİTAK SAGE bünyesinde hayata geçiriliyor. İnsansız hava, kara ve deniz araçları, füzeler, savunma sistemleri, uçak ve helikopterler derken sıra tüm bu araç ve sistemlerin birbirine entegre edilmesine geldi. Bu kapsamda Türkiye'nin gücüne güç katacak akıllı silah ağı için kollar sıvandı. Savunma uzmanları, akıllı silah ağını en basit haliyle mühimmatların ve mühimmatları yönlendiren platformların birbirleriyle konuşmasını, haberleşmesini, birbirlerine direktif vermelerini sağlayan bir yapı olarak tanımlıyor. Gelecekte harp sahasının ağ merkezli bir yapıda olacağını ve bu yapı içerisinde insansız sistemlerin önemli bir rolü olacağını vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin bu yönde attığı adımın savunmada çok kritik bir eşik olduğunun da altını çiziyor. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen veri bağıyla anlık görüntü aktarımı, görüntü üzerinden hedef seçimi, havada serbest uçuş sırasında hedef güncelleme, görev iptali gibi yeteneklerin yanı sıra harekat ortamında tüm uçuş verilerinin de alınması sağlanarak mühimmat algoritmalarının devamlı iyileştirilmesi de hedefleniyor. Akıllı silah ağıyla her biri farklı dili olan çeşitli mühimmatlar ve platformlar birbirleriyle senkronize bir şekilde aynı dili konuşabilecekken bu sayede operasyonlarda çok daha hızlı karar alınabilmesinin de önü açılacak. TÜBİTAK mühendislerinin üzerinde çalıştığı teknolojik ağ gelecekte harp alanını da kökten etkileyecek bir kabiliyete sahip olacak. Sistemle bir F-16'dan bırakılan SOM seyir füzesi hedefine doğru giderken havadaki bir SİHA tarafından hedef güncellemesi yapılarak farklı bir hedefe de yönlendirilebilecek. Aynı şekilde görevin iptali de akıllı silah ağına bağlı olan sahadaki farklı bir sistem üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Öte yandan oluşturulan akıllı ağ kara, hava ve deniz olmak üzere tüm unsurları da kapsayacak. Harp alanında oyun değiştirici bir kabiliyet olarak da değerlendirilen gelişmeye ilişkin savunma uzmanları çok çarpıcı bir detaya daha dikkat çekiyor. Günümüzde İHA'lar teknik kabiliyetleri sebebiyle yüksek faydalı yük kapasitelerine sahip değil. Bu nedenle İHA'larla yüksek etkili daha büyük mühimmatları taşımak da güçleşiyor. Ancak bu ağ yapısı sayesinde artık o İHA'nın hangi mühimmatları taşıdığının bir noktada önemi kalmayacak. Çünkü farklı platformlardan bırakılacak herhangi bir mühimmatın kontrolünü İHA alabilecek. Bu da akıllı silah ağ yapısı içerisinde olan ister silahlı ister silahsız tüm İHA'ların silahlı bir İHA gibi davranabilmesinin önünü açacak. Söz konusu kabiliyetin kazanılmasıyla birlikte tüm hava araçlarının angajman mesafeleri de artacak. Hedeflere yaklaşmak zorunda kalmadan veya daha az riskli, daha uygun maliyetli araçlar hedeflere yaklaştırılarak görev icra edilebilecek. TB2, Anka, Akıncı, Aksungur gibi platformlardan bırakılan mühimmatların çok daha küçük ve görece feda edilebilir İHA'lardan yönlendirilebildiği bir senaryo, Türkiye'yi operasyonel olarak da çok farklı bir noktaya taşıyacak. Öte yandan TÜBİTAK SAGE geliştirmekte olduğu tüm silah sistemlerine akıllı silah ağ terminallerini de entegre etmeye başladı. Bu sayede Türk Silahlı Kuvvetleri akıllı silah sistemlerini geleceğin harp koşullarında tam kabiliyetle kullanarak önemli bir üstünlük elde etmiş olacak.